Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Juho Sports akıllı saati inceliyoruz. Arkadaşlar, akıllı saatlerin piyasada elbette birçok muadili var, ancak Juho Sports uygun fiyatıyla dikkatleri çekiyor. Bizler de daha önce birçok akıllı saati deneme fırsatı bulduk, ancak bu fiyat aralığında alabileceğiniz en iyi akıllı saatlerden bir tanesi olduğunu belirtelim. Eğer ürünü satın almak istiyorsanız hemen açıklama kısmına bir bağlantı ekledik. Oradan teknostore.com'a gidip ürünü satın alabilirsiniz. Arkadaşlar, ürünü telefonumuza bağlamak çok kolay. Hem iOS hem Android cihazlarımıza bağlayabiliyoruz. Bunu birazdan göstereceğim. Ancak öncelikle gelin uygun fiyatla satılan bu saatte neler yapabiliyoruz, buna bir bakalım. Arkadaşlar, hızlıca saate yakından bakalım. Saati bu yan taraftan açıp kapatabiliyoruz istersek. Sol tarafında şarj girişi ve hoparlörü, bir de mikrofonu yer alıyor. Şöyle menülere hızlıca bakalım isterseniz. Bu şekilde birçok farklı menüyü görebiliyoruz ve gayet akıcı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca dokunmatik hassasiyeti de bence oldukça güzel ayarlanmış. Saatin en temel anlamda işlevi size bildirimleri göstermesi, telefon konuşmaları yapabilmeniz, ayrıca bir adım sayar ve nabız ölçeli bulunması. Şimdi Çağdaş beni bir arasın bakalım. Hem de siz Çağdaş telefonu nasıl kaydettiğimi bir görün. Çağdaş'ım, arar mısın beni? Eski bir videodan dolayı ismini ben değişik kaydetmek durumunda kalmıştım. Direkt gördüğünüz gibi saatin üzerinden ses geliyor arkadaşlar. Yani birinin aradığını anlayabiliyoruz. Şöyle cevaplayalım. Alo, sesim sana net geliyor sanırım. Senin sesin de bana gayet net geliyor Çağdaş ya. Duyabiliyorum seni. Alo. Ne yapıyorsun Lütfi? İyi Çağdaş, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor tatil? İyi gidiyor gayet. Saatten mi konuşuyorsun? Aynen, saatten konuşuyorum. Sen beni rahat duyabiliyor musun? Ben seni gayet rahat duyabiliyorum. Sen beni duyabiliyor musun? Tamamdır abi. Hadi iyi tatiller sana o zaman. Eyvallah, görüşürüz. Bildirimler kısmından eğer bir bildirim gelirse görüyoruz. Peki bu sizin nerede işinize yarayacak? Diyelim ki telefon şarjda veya cebinize ulaşamayacağınız bir yerde, telefon uzakta yani anlayacağınız kadarıyla. Ve bir mesaj geldi, bir bildirim geldi. O sırada illa telefona uzanmak zorunda değilsiniz. Mesajın, işte WhatsApp konuşmasını falan, tüm içeriğini buradan görebiliyorsunuz. Ha, yanıtlayamıyorsunuz, bunu söyleyelim. Hepinize geliyordur, bankalardan olsun vesaire, her yerden türlü türlü mesajlar geliyor ve her seferinde telefona bakmak gerçekten işkenceye dönüşüyor arkadaşlar. Bence bunların önüne oldukça güzel bir şekilde geçiyor saat. Saatin tabii ki de en önemli özellikleri sağlıkla ilgili olan şeyler, yani adım ölçer ve nabız ölçer arkadaşlar. Daha doğrusu adım sayar. Adım sayar, açtığımız zaman bugün kaç adım attığımızı görebiliyoruz. Kendimize bir hedef belirleyebiliriz ve o adıma ulaşıp ulaşmadığımızı buradan görebiliriz. Sağlık açısından oldukça önemli. Hele ki düzenli spor, yürüyüş yapıyorsanız bence oldukça gerekli bir özellik. Bunu bütünle olarak tabii ki de nabzımıza da bakabiliyoruz arkadaşlar. Onu da hemen menü üzerinde nabız sekmesi altında görebiliyoruz. Bir süre sonra ölçümünü yapıyor ve nabzımızın ne olduğunu bize söylüyor. Bunun yanında tabii ki de hareketsiz kalma olayının dakikasını da ayarlayabiliyoruz. Mesela 30 dakika sonra uyarsın, kaç dakika sonra istersek ayarlayabiliyoruz ve bizi bir uyarıyor, kalk bir yürü diyor bize. Saatin bence güzel özelliklerinden bir tanesi de kaybolan telefonlarımızı bulabiliyor arkadaşlar. Tabii ki de Bluetooth cihazıyla bağlıysa, ben bazen kumanda kaybeder gibi evin içinde telefonu kaybediyorum. Onun için saati bir kere kaydırıyoruz. Cihazın bul var. Bunu açıyoruz. Daha sonra başlata bastığımız zaman telefon ötmeye başlıyor. Şöyle mikrofonu biraz yaklaştırayım. Cihazı bulduktan sonra da buradan durdura basarsanız öttürmeyi kesiyor arkadaşlar. Böylece kayıp telefonlarınızı da bulabilirsiniz. Bunun dışında saatte gösterebileceğim şeyler aslında standart şeyler arkadaşlar. Alarm kurabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, takvim var. BT müzik diye bir olay var. Telefondaki işte müziği durdurma, oynatma vesaire gibi şeyler. Bunun yanında app dediği telefona uygulamayı indirmemizi sağlayan bir QR kod çıkıyor. Onu da şöyle gösterelim. Ayrıca kamera seçeneği var. Kamera seçeneği de bunu aslında bir selfie çubuğuna çeviriyor. Yakala dediğimiz zaman telefonumuz fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Bu da oldukça güzel düşünülmüş bir özellik. Bunun yanında kronometre, bildiğimiz standart kronometre, hesap makinesi falan filan, bunları zaten hep biliyoruz. Çok spesifik şeyler değil. Bir de ayarları gösterelim arkadaşlar. Ayarlarda birçok seçenek var. Bluetooth ayarları. İşte buradan açıp Bluetooth'u kapatabiliyoruz. Bunun yanında saatle ilgili ayarlarımız var. Mesela saatin tipini buradan ayarlayabiliyoruz. 3 tane farklı tip var. Ben içlerinden en çok dijital olanı beğendim. Ancak siz 3 farklı tipten istediğinizi kullanabilirsiniz. Tamam dediğimiz zaman ana ekrana dönünce saatimizin tipi böyle oluyor ve yan taraflarda ne kadar yürüdüğümüz, kaç kalori yaktığımız falan filan hepsi yazıyor. Tekrar ayarlara dönüş yapıyoruz. Sesle alakalı şeyleri buradan ayarlayabiliyoruz. Farklı zil tipleri var. Buradan kafamıza göre hangisini beğendiysek onu koyabiliyoruz. Ben sadece titreşimde tutuyorum. Onu da üst taraftan ayarlayabiliyoruz. Titret ve çal, yalnızca çal, yalnızca titret gibi seçenekler var. Ben titreşimde kullanıyorum. Ancak siz duymak istiyorsanız oradan ayarlayabilirsiniz. Bir de burada hareket olayı var arkadaşlar. Uyandırma jesti. Bunu açık yaptığınız zaman, diyelim ki bu saat kapalı arkadaşlar.
Şöyle yaptığınız zaman, kendinize çevirdiğiniz zaman saat direkt açılıyor ve saate bakabiliyorsunuz kolaylıkla. Şimdi gelin stüdyomuza geçelim. Telefona nasıl bağlanıyor ve uygulama nasıl kullanılıyor bir de buna bakalım. Öncelikle saatimizi şu kenarda güç tuşuna basılı tutarak açıyoruz ve ekran geliyor. Yapmanız gereken Android, iOS fark etmez akıllı cihazınıza HitFit isimli uygulamayı indirmek arkadaşlar. Eğer uygulamayı bulamıyorsanız da zaten markette direkt çıkıyor. Ancak buradaki app yazan QR kodu okutursanız uygulamaya ulaşabilirsiniz. Uygulamamızı kurduk. Daha sonra telefonumuzda Bluetooth'u çalıştırmamız gerekiyor, açmamız gerekiyor. Daha sonra saatin üzerinde bir BT tuşu var. Yeni sorgu cihazı diyoruz. Bluetooth açılsın mı diye zaten bizi soruyor. Evet diyelim ve benim ismim çıktı burada arkadaşlar. Buna basıyorum. Eşleştirme tamamlandı arkadaşlar. Bastıktan sonra uygulamayı açıyoruz ve artık her şeyi uygulama üzerinden yönlendirebiliyoruz. Ben kısmında çeşitli ayarlar var. Cihaz ayarları olsun, işte cihazın ismini değiştirme vesaire gibi. Birimi ayarlayabiliyoruz. İşte metrik birimi ya da muhteşem dediği bu farklı metre dışındaki birimleri buraya koyuyor. Ana sayfaya tekrar dönelim. Burada yaktığımız kilokaloriyi, işte ne kadar koştuğumuzu, aktiviteyi falan filan her şeyi buradan görebiliyoruz. En son nabzımız ne kadar atmış onu da buradan görüyoruz. Saat üzerindeki mesela kişileri görmek istiyorsak en başta telefon defteri buraya düşmüyor. Bluetooth üzerinden ufak bir ayar yapmanız lazım. Yine Bluetooth'a geliyoruz. Burada Joe Watch'ın yanındaki ayarlara basıyoruz. Buradaki kişi paylaşımını aktif etmemiz lazım. Bu eğer aktif değilse burada numaralar gözükmez. Bunu da belirteyim. Saat hakkında da çok ufak tefek bilgiler sizlere aktarayım arkadaşlar. 1.54 inçlik IPS bir ekranı var ve bu ekranın çözünürlüğü 240x240 piksel. Bluetooth versiyon 4'ü kullanıyor. 230 mAh'lik bataryamız yaklaşık 1 gün, 1,5 gün hatta kullanımımıza göre 2 güne kadar dayanabiliyor. Yaklaşık 1 saatte de tam şarja ulaşıyor. Bildirimleri nasıl aktif edeceğinizi bu arada unutmadan göstereyim. Cihaz ayarlarına geliyoruz. Burada mesaj iletimi diye bir bölüm var. Burada bize nelerin gelmesini istiyoruz, nelerin gelmesini istemiyoruz. Onları aktif edebiliriz. Mesela WhatsApp'ı ben az önce engellemiştim. Şimdi aktif ettim. Gördüğünüz gibi Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, işte SMS, arama gibi her şeyi buradan aktif edip kapatabiliyoruz arkadaşlar. Saatin kayışlarının farklı renk seçenekleri bulunuyor. Dilerseniz teknostore.com üzerinden onlara da ulaşabilirsiniz. Hatta şöyle bir güzellik var. Bu arkadaki kayışı ters takıp saati renkli bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Suya karşı dayanıklı ancak belli bir yere kadar. Mesela el yıkama, terleme gibi basit sıvı temaslarına dayanıklı. Ancak bu saatle işte duşa giremezsiniz. O tarz bir suya karşı dayanıklı değil. Yani bunu alıp da havuza atlamayın arkadaşlar. Ama spor yaparken falan kullanabilirsiniz tabii ki de. Zaten temel amaçlarından bir tanesi de bu. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Joe Sports akıllı saati inceledik. Ürünü satın almak istiyorsanız videonun başında da söylediğim gibi açıklama kısmındaki bağlantılardan teknostore.com'a giderek ürünü satın alabilirsiniz. Şuraya bir anket hazırladık arkadaşlar. Ürünü beğendiniz mi merak ediyorum şahsen. O ankete de cevaplarsanız seviniriz. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.